Merhabalar, uygulama videolarımıza hoş geldiniz. Ben Betül Sıla Çelik. Bugün sizlere 3D Store uygulamasından bahsedeceğim. Uygulamaya erişmek için pusulayı kullanabilirsiniz. 3D Store size hazır şablonları kullanarak hızlı bir şekilde sunum oluşturmanıza olanak sağlar. Burada 5 sahneli, 2 sahneli, 7 sahneli ve tek sahneli hazır şablonlar bulabilirsiniz. Önce 7 sahneli bu şablonu tıklayalım ve sunumumuzu paylaşmak istediğimiz ve içinde bulunduğumuz topluluğu seçelim. Bu adımdan sonra 3D Store size düzenlenebilir yazı formatları sunacaktır. Ben burayı Metroposoft olarak değiştiriyorum. Altındakileri siliyorum. Diğer hazır şablona geçiyorum. Bu resmi istediğim gibi değiştirebilirim. Ayrıca kalem simgesine tıklayarak resmin odağını değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi hazır şablonlar burada. Ama ben bugün tek sahneli bir şablon kullanmak istiyorum. Ve bundan çıktım. Bu şablonu seçtim. Community'mi seçtim. Bu yazıları Metroposoft olarak düzenliyorum. Ve Metroposoft olarak size verdiğimiz hizmetleri buraya yazıyorum. Metroposoft olarak size abonelik, eğitim ve teknik destek hizmetleri veriyoruz. Buradaki resimleri isterseniz 3D Story'nin kendi kütüphanesinden seçebilirsiniz. Sürükle bırak yapabilirsiniz. İsterseniz community'nizde hali hazırda bulunan fotoğrafları kullanabilirsiniz. İsterseniz benim yapacağım gibi buradan fotoğraf ekleyerek yapabilirsiniz. Ben daha önceden fotoğraflarımı yüklemiştim. Sürükle bırak yöntemiyle resimlerimi yerlerine koydum. İkinci sayfaya geçiyorum. Burada isterseniz GIF, isterseniz video, isterseniz community'nizde bulunan tasarımları paylaşabilirsiniz. Ben community'mden bir tasarımı buraya yüklüyorum. Bu tasarımı daha sonra sunum esnasında da hareketlendirebiliyor olacağım. Ama ben şu an sadece ilk görünümü seçtim. Bir zemin ekledim. Tamam dedim. Üçüncü sayfama geçiyorum. Burada da isterseniz başta gördüğümüz şablonları kullanabilirsiniz. Tıkladığınızda önünüze gelecektir. Bu yazıları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ben bugün bu şablonu kullanmayı seçtim ve buraya sunum tonu olarak bir teşekkürler notu eklemek istiyorum. Bu yazılarımı da istediğim gibi düzenledim. Daha sonra paylaşmak istediğim yere göre sunumumun oranlarını ayarlayabilirim. Ben bugün yatay bir sunum seçtim ve sahnelerimin nasıl ilerlemesini istediğimi bu ayarlarla seçtim. Bugün bunu seçiyorum. Sunumu bir oynatmak istiyorum. Nasıl ilerliyor? Evet, böyle. Bakın burada istediğiniz gibi sunumunuzu hareketlendirebiliyorsunuz. Çünkü bunu yine uygulama üzerinden tasarladık. Sunumumu paylaşıyorum. Açıklama kısmına 3D Store yazıyorum. Publish dediğimde başta seçtiğim community'de paylaşıldı. Community'me geri döneyim. Sunumum nasıl olmuş? Buna bakmak istiyorum. 3D Stream'e tıkladım. Burası benim içinde bulunduğum community. Gördüğünüz gibi burada da sunumumu editleyebilirim. Örneğin açıklamasını 3 nokta koyarak güncelledim. Yüklendiğinde tüm kullanıcılar sizin içinde bulundurduğunuz fotoğrafları görebilecekler. Tüm kullanıcılar tasarımı hareketlendirebilecekler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.